gelsin yeni desteğe. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayasuro! Manyak büyüyo! Bugün sizlerle beraber çok sevilen serimiz Mersin sokak lezzetlerini gezmeye geldik. Diyecekler ki abi niye Adana'dan sonra Mersin? Çünkü en çok Mersin yazıldı nedense bilmiyorum. Ben zaten bahane arıyordum. 7 yıldır fenomenim. Türkiye'de en çok gitmek istediğim şehir Mersin'di. Evet. Hiç gidemedim. Hiç kısmet olmadı. Mersin çok kalabalık bir şehir mi? Evet. Kaç milyon nüfusu var? 1 milyon üstündedir. 1 milyon üstü gelip de yorumlarda birleşebilir mi yani? Birleşebilir. Mükemmel. Evet. Abi Mersin'e tantuni yemeye geldik evet. Bence biz. Kesinlikle abi. Bu çok kısa bir hikaye. Bu videonun var ya en kısa. Önemli noktası tantuni yediğimiz kısım olacak. Evet, ben size söyleyeyim. Kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Evet. Lütfen. Anlat. Ben 18 yaşında Trabzon'dan çıktım. Tantuni ile 18 yaşında tanıştım. İlk nerede yedin? Muğla'da yedim. Trabzon'da tantuni diye bir şey yoktu. Muğla'da yedim. Çok hoşuma gitti. Adama dedim ki abi dedim bu ne güzel bir şeymiş. Ben ilk defa yedim hayatımda. Sen bunu beğendiysen dedi. Mersin'den yücüm bunu dedi. Asik. Evet. Şaka. Dedim o niye? Derece. Abi dedi bu dedi Mersin'in dedi tantuni dedi. Orada harika dedi. Burası gibi değil. Yani şuna benziyor. Kaç sene geçti Mersin'e geldin ve ilk defa yiyeceksin? 12-13 sene geçti. 13 sene sonra Bilal Hancı Mersin'e geldi ve o adamın evet. Dediği ama evet. Oradan da bu abi. Mersin! Yeneceğim seni! Arkadaşlar Cici Tantuni Kamil abiye buradan selamlar. Evet Tantuni çok önemli ama biz şu anda Tarsunlu Murat Usta'ya gideceğiz. Tarsunlu değil. Tarsuslu Murat Usta. Tarsun. Hadi geçelim. Hadi geçelim abi ben Tarsuslu. Evet. Ama Murat Usta'da çorba içeceğiz. Tantuni değil. Merhabalar, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküküm. Murat abi nasılsın? Sağ olun. Murat değil mi ismi abi? Evet. Murat Usta. Merhabalar. Biz burada ilk defa yiyeceğimiz için hiçbir şey bilmiyoruz. Murat Usta gerçekten biz de ilk defa deneyeceğiz. Çok enteresan bir mutfak. Çok değişik. İlk imalathanemiz her şeyimiz burada. Evet. Çorbamız devamlı böyle kaynayan bir şekilde. Ne yapıyorsun abi? Hepsinden biraz karışık mı oluyor? Şimdi şöyle izah edeyim size. Ben 1981'den beri bu sektörün içerisindeyim. Aslında 8 yaşından beri doğdum doğalım mesleğin içindeyim. 1981'den beri yapmış olduğum değişik bir çorba türüm var. Ha bu senin icadın. Evet. Mercimek, salçalı soslu. Birincisi tavuk suyumuz. İçerisine tavuk göğsü ve nohut. Mercimekle tavuk, salçalı soslu, pirinçli tavuk suyumuzu bu şekilde burada birleştiriyoruz. Burada gördüğünüz tüm tezgahtaki malzemeler bu tabağın içerisinde sıcak yağ, samırsakla servis yapıyoruz. He süper. Yemediğiniz bir şey varsa da söyleyebilirsiniz. Sarımsak yemesek bugün için olur, iyi olur, başlangıçtayız. Olur. Ama sarımsak koymazsak kötü de olabilir. Şöyle. Neyse insanlara korkmayalım. Sen olur. Sarımsak koydurmak evet. İstemiyorsun. Koydurmak ben koydum. Kendim... Ayrı ayrı olabiliyor değil mi? Tabii, ben koydurmak abi. İstiyorum. Abi. Kimize tek ver abi sen az. Olur. Arkadaşımıza da az ver çünkü biz deneyeceğiz zaman, ve devam edeceğiz. O zaman şöyle size azar servis yapalım. Evet. Süper olur abi. Mersin'in patentli bir çorbası. Özür dilerim bir şey evet, sormak istiyorum. Kafama takıldı bunu evet. Sormadan edemeyeceğim. Bu beyrana benziyor biraz ama. Şimdi şöyle yani benzerlikler olabilir ama bunun ayrı bir özelliği var. İçerisinde bu beyran değil ama. Değil. Ha. Beyran değil. Aynı zamanda 1981'den beri marka tecrübeli bana ait patentli anladım. Bir çorba. Mersin'in yani bir patentli çorbası var. Antep'te yani. Yemiştim çünkü bu evet. Şekil beyran da yapıyorlardı. Yani. O durum farklı. Ama dedim bizim... acaba Murat Usta evet. Dedim beyran diye yok. Bize veriyor mu diye sordum ama yok. Bizim çorba olayı bu çok farklı. Eyvallah sağ olun Murat Usta. Teşekkür ederim. Şöyle servisine de alalım. Afiyet olsun. Evet, çorbalarımız geliyor. Bu arada burayla ilgili bilgi veriyorum hemen. Evet kanka. Sabah 5'te açılıyor abi burası. 5'te servisi başlıyor. 6'ya kadar da, akşam 6'ya kadar da çorba kaynamaya şey devam ediyor. 5'te açılıyor, 9'da kapanıyor. 9'da kapanıyor diyeceğim. bak şunun karıştırısına bak. Görüyor musun? Tahin. Normalde böyle kap karışık şeyler sevmem ama bakacağım lezzetine. Bak yurt dışında falan mesela yesen şunu hani karşına otursalar hani şey yaparsın değil mi? Biraz düşünürsün. Ama ülkendesin ya insan rahatlıkla yiyor. Tabii canım tabii Murat abi. Evet kesinlikle. Ben Afrika'da da bir çorba içmiştim mesela gerçekten. Sıkıntılı bir çorbaydı. Ama ben mesela burada güveniyorum çorbaya. Çünkü hani ustayı biliyorum yani. Evet oğlum bir şey diyeyim mi? Bu arada gayet iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi bu arada. Siz oraya mı açın? Limon ister misin? Acı yer misin? Hı? Şundan yer. Acı yerim hocam. Yapışık. Acı mı? Acı mı? Acı. Yemin et. Evet, yemin ederim. Yani şunu şimdi şöyle göstereyim. Yok. Çorbaya. Çorbanın hiç öyle göründüğü gibi lazım. Değil. Ön yargılı yaklaştığım için Murat Usta'dan özür dileyeceğim birazdan gidip. Ben ön yargılı yaklaşmadım ama bana çok kalabalık bir çorba gibi gelecek geldi. Şu anda bu çorba beni tam istediğim çorba ya. Sabah sabah ne yenir bu çorba içilir abi. Bu kadar basit.
Beyran dedim ben işte. Lan Fatih balık mı tutuyorlar orada? Fatih'e balık değil, duramıyorlar. Arkadaşlar bu espriyi Fatih zorla yaptı. Katılmak istemedi. Artık arayacağız onun fikriyle. Evet, bu arada bugün Fatih'in de doğum günü. Bu da Murat Usta'nın humusu. Humus. Baba mesleği. Şimdi bu humusu böyle. Bunu bu şekilde karıştırdığınız zaman damak tadını o zaman alırsınız. Biz normalde Murat Usta humusu başka bir yerde yiyecektik ama şimdi bakacağız humusa. Evet, bakın bakalım. Murat Usta, samimiyetimle bir şey söylemek istiyorum çorbayla ilgili. Evet. Normalde şaka falan yaparız. Bizim olayımız da bu zaten ama çorbaya yemin ederim bayıldım. Teşekkür ederim. Gerçekten, sen ne düşünüyorsun? Abi ben de böyle karışık kuruşuk şeyleri hiç sevmem, yemem de. Yemek içerim ama ben çok beğendim. Çorba hakkında zaten söyleyeceklerini arkadaşlarım söyledi de. Humus, bence yediğim en iyi humus. Baba mesleği, babadan oğla. Gerçekten benden de oğluma. Yani bu lezzetten Türkiye'ye hiçbir zaman gelen sizleri mahrum etmeyeceğiz. Abi çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sana bir alkış aldım. Abi, 10 üzerinden 10 her şey yani. Teşekkür ederim. İlk durağımızda Mersin'imizi çok güzel karşıladık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Abi çok teşekkür ederim. Hayırlı sağlık. Başarılar dilerim size. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada yediğimiz 3 tane çorba, hatta arkadaşlarımızınki de dahil olmak üzere 160 TL para ödedik. 160 TL. Kaç? Yani 6 tane falan çorba içtik değil mi? 6/160. 6/160'a bölünmez. Neden öyle yaptı diyorum Murat abi? 27 TL tabağı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Keyveni sıkma börek salonuna geçiyoruz. Evet. Kevgeni. Hadi geçelim. Evet, bakalım nedir ne değildir ya. Ha burada pişiyor. Evet. Pardon. Ablacığım selamlar. En bayıldığım şey şu gözleme olayı abi. Gözleme olayına bir kere. Ablacığım biz daha İstanbul'dan geliyoruz. Sıkma börek salonu var dediler, Keyveni dediler. Bizi naçizane denemek istedik, gelip tatmak istedik. Daha İstanbul'da dediler ki buraya gitmezseniz, Mersin'de bu Kevgen'e gitmezseniz hata etmiş olursunuz. Büyük hata olur dedi. Sıkma börek gözleme mi? Mersin'de bu sıkma Keyveni'de yenir yani. Kesinlikle. Soruma cevap vermedi ama neyse. Abla kusura bakma, biz yiyeceğiz bakacağız. Ama söyleyeceğiz. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu arada Fatih Yasin'in bugün doğum günü. Teşekkür ederim. Fatih 30 oldu. 30 yaşında. Arkadaşlar, yaş dilimi mi var? Siz de yorumlara yazın, iyi ki doğdun Fatih. 50 bin tane yorum okuyacağız. Fatih'in yaş kompleksi var. Tamam. Biz şimdi oturacağız, sizden sadece sıkma börek istiyoruz. Tamam. Dur ya, ben belki... Bir saniye ya. Karışık istemiyorum belki. Ne? Ama sıkma börek nedir bir bakayım ben. Evet, sorunu. Tamam. Peynir, patates, kaşar, ıspanak. Beni ittin şeye doğru. Sıkma börek nedir abla? Sıkma börek, köylü kadınların yaptığı şey. Yani yemek. Ya bu gözleme değil mi ama ya? Gözleme. Adnan sıkma mı dediler bunu? Sıkma, gözleme, börek. 3 çeşit yani. Hala anlayamadım. Keşke anlayabilsem. Tamam. Neyse bakacağız. Sen bize karışık bir şeyler yap. Şimdi abi sıkma börek nedir? Bizim için önemli olan bu. Bu arada arkadaş mekanın sahibi ablanın oğlu. Sıkma bu dürüm şeklinde oluyor. İçine peynir, patates, kaşar bunlardan birini koyuyoruz. İç Anadolu'ya ait aslında. Normal gözleme yani. Yok, gözleme yapıp pişiriyoruz gayet. Burayı farklı kılan ne? Burası Mersin'de en iyi sıkma böreğini yapıyor olmamız. O kadar iddialısın yani. Mersin'in en iyi sıkma böreği diyor abimiz. Bakacağız şimdi, gelecek abi, kusura bakma. Biz olanı söyleriz. Neden ben İstanbul'da gözleme yemek varken Mersin'e gelip de buradaki böreği yiyeyim mesela? Hayır, gözleme, bak bir şey diyeceğim. Fark anlamam lazım. Gözleme değil dedin. Hani içini pişirip su koymak mı? Anlamadım. Yani o fark abi, anlamam lazım. Birini pişiriyoruz. Tamam. İçine malzemeyi koyup duruyoruz. Birini içine malzemeyi koyup pişiriyoruz. Hmm. Anladın mı? Anladım. O içinde pişiyor. Evet. Anladım. Vallahi çok övdüler. Bakalım, ben tadını merak ettim açıkçası. Hadi bakalım. Ablacığım çok teşekkür ederim. Sıkma böreğimiz geldi. Bu patatesli. O peynirli. Peynirli. Bu kaşar peynirli herhalde. Sanırım öyle. Oğlum hepsinin tadı farklı. Bir bekle. Bak reis, kaşarlı sana bıraktım. Peynirli senden aldım. Kaşarlı sana bıraktım. Patatesli senden aldım. Patatesli sana bıraktım. Patatesli kendime aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu gözleme. Bu sıkma. Peynirliyi beğenmedim. Kaşar peynirli mi? Ben peynirli. Yok, kaşar peynirli. Patatesli yiyorum. Şimdi kaşarlı yiyorum. Açık konuşmak gerekirse peynirliyi normal buldum. Kaşarlı ve patatesli
Daha iyi. Bir şey söylemek istiyorum börek hakkında. Böreği ablalarımız çok güzel açmış. Bu börek gerçekten güzel açılmış bir börek. Ve yerken de çok rahatsız etmeyen bir börek oldu benim için. Gayet güzel. Sıkma böreği burada gelip tabii ki yiyebilirsiniz ve test edebilirsiniz. Ama ben gözleminizi de merak ettim. Onu deneyin ondan sonra. Bu gözleme abi. Ne olsa hocam? Ispanak. Ve kaşar var galiba. Karıştırdınız mı? Ispanak ve kaşar bilmiyorum abi. Bakıyorum hemen. Gözleme iyi. Buraya sıkma böreği ya benim için hani güzel zaten ben ayırt edemiyorum ama gözleme için gelinir ekstradan. Gözleme iyi. Gözleme güzel. Sıkma. Sıkma yani sıkma börek. Arkadaşlar bu arada siz Bilal Hancı'nın iPhone 14 Pro Max 1 TB telefonunu gördünüz mü? Yok şöyle göstermeyi sevmem. Arkadaşlar sıkmanın tanesi 12 TL. Peynirli, patatesli ve kaşarlı olmak üzere. Diğer gözleme de 25 TL. Biz burada 76 TL hesap edeceğiz. Dön bir arkadaşlar bize bir poz veriyorum. Teşekkür ederiz. Beğendin mi? Beğendim. Ben beğendim abi. Sen benim köylüm zaten. Ben şunu söylemek istiyorum. Ablanın güler yüzü, hoş sohbeti gerçekten 10 üzerinden 10 aldı benden. Ama ben zaten böyle yufkalı mufkalı şeyleri çok seven bir insan değilim. Hani şöyle söyleyeyim. Kötü diyemem. Haddime bile değil. Harika bir emek var burada ama benlik değil diyebilirim. Gözlemeyi daha çok beğendim zaten diyebilirim. Ben de yiyor ki arkadaşlar. Ya siz bana sorun. Ben İç Anadolu'nun bağrından kopmuş Sivas Gürünlü bir kardeşiniz olarak size şunu söyleyebilirim ki. Sıkma. Evet gerçekten Mersin'e geldiğinde burada yenir. Artık sıkma ya. Heh. Senin puanın ne? Peynirliği dediğim gibi beğenemedim ama diğer iki sıkmayı çok beğendim. Gözleme de tadının üstüne tat kattı. Gözleme de... Ya sıkma ya. Şimdi Akkafe'ye geçiyoruz. Arkadaşlar Kazım Büfe'den hatırlarsınız. Dedik ki Mersin'de de böyle bir yer varmış. Herkes yazdı abi Akkafe'ye gidin, Akkafe'ye gidin. Dedik ki ne var kardeşim Akkafe'de? Dediler ki abi Atom var. Evet. Yani biz Adana'da ne yapmıştık? Muzlu süt içmiştik. Ha onun versiyonu. Evet diyorsun. Bir de bici bici yemiştik. iPhone 14 Pro Max sahibi gelsene. Efendim canım. Hadi yiyelim harcı bir an önce yemek istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi başlangıçta ön yargılı olmamakla beraber gördüğünüz gibi Kazım Büfe tıklım tıklımdı burası. Çok tıklım tıklım değil ama bakacağız. Selamünaleyküm. Atomumuzu içmeye geldik. İstanbul'dan geldik biz. Bize özellikle buraya gelmemizi söylediler. Akkafe'ye gidin orada Atom için. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın dediler. Onun için buraya geldik. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk abi. Atom var, muzlu süt var, ejder meyveli avokado var. Tamam Atom işte Atom. Ejder meyveli Atom diye bir şey varmış. Ejder meyveli. Adı tuhaf. Tamam ben ejder meyveli. Tamam. Ejder meyveli avokadolu Atom yapayım size tamam, hocam. Tamam ejder meyveli avokadolu tamam. Atom. Tamam. Oturalım size. Yapalım abi. Reis gelsene. Arkadaşım bugün doğum günü de masada oturanak olsun. Bana böyle bir doğum günün kutlu olsun Fatih gibi bir şey yapabilir miyiz burada? Yap abi yap ne zaman istiyorsan. İstediğim yap. Zaman bağırabilirim değil mi? İki doğum Fatih, iki doğum Fatih, iki harsın Fatih. Aç aç. Çok teşekkür ederim. Aç, bir dakika aç, kardeşim. Aç oğlum portakal portakal. Oh! 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 Bir petit de alabilir miyim abi size zaten? Ah! 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 Portakal sandım, mandalinaymış. Afiyet olsun. Eyvallah. Abi bunda ne vardı? Çok özür diliyorum. Bunlar 12 çeşit meyve var. 12 çeşit meyve var. 12 çeşit. Evet arkadaşlar şu an Akkafe'de ejder meyveli Atom içiyoruz. Fatih ve Bilal şu an içti. Ben de içeceğim. Puanlayacağım. Daha çok muz tadı aldım. Bunu içerken bırakmamak lazım. Bunu dibine kadar içeceksin. Tek Allah seferde. Durma. Tabii. Tabii. Durunca ne yapıyor ki? Durunca tadı kesiliyor. O zaman diyorsun ki ulan bu tattan nasıl mahrum kaldım bir iki saniye. Bir şey diyeceğim. Daha çok muz tadı aldım. Siz ne diyorsunuz? O zaman ölene kadar senin ağzına böyle pipet dayayacağım. Evet. Onu içmek zorunda kalacağım. Ölene kadar ha? Ha aynen. Ha bu küçük versiyon. Bu peki bu büyüğü ne kadar abi? Biri 18 lira, küçüğü 10 lira. Bu küçük 10 lira arkadaşlar. Sabah aç karnına gelip bunu içiyorsunuz. Bu büyüğü de akşama doğru serinlemek için. Peki sayabilir miyiz 12 meyve hangi meyvedir diye? Avokado, bal, süt, kayma, dondurma, cennet meyvesi, ejder meyvesi, yedi etti, muz, hurma, elma. Sayalım bir yani. Elma. Ya abi biz onda kaldık. Altın çilek, karpuz. Ne diyorsunuz? Yorumunuz ne? Akkafe'nin Atomu nasıl? Bak, bana bunu söyle. Bak bir şey diyeceğim. Dondurma, muz, buz. Kız. Özür dilerim. Ya böyle sak bak.
Bir şey diyeceğim. Farklı yap. Gerçekten kalkan döneceklerdi. Video ama ayıp ediyorsun. Bak amacından sapıyor evet. Kanka. Çok güzel kafa olduğu için. Şunu bir anlatayım ya. Bir dur tasvir edeyim. Kusura bakmayın. Valla abi de kusur ya. Kral kusura bakma. Dur vurma. Ya tadı çok güzel. Muzlu süt mü? Kazım Efe'nin bu mu? Kazım Efe ne yapar biliyor musun? Tokat manyağı yapar Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her yere. Duydun mu ne diyor? İki duymadım. Burada değil o Kazım Büfe şeyde, Adana'da. Sizin rakibiniz değil yani. Ya o... biz onu rakip olarak görmüyoruz. Şimdi ben ama öyle söyleme. Üzülür. Abi gerçekten elinize kolunuza sağlık. Muhteşem ve uygun. Ben çok beğendim. Şöyle bir laf vardır bilirsin. İlkler unutulmaz. Çok özür dilerim. Kazım Büfe'de ben hayatımda ilk defa bunu tatmıştım. Ya bir şey diyeyim mi? Ve bende Kazım kaldı. Kazım Büfe şu saatten sonra baksın işine. Kazım Büfe. Şimdi abi Bilal tutturdu ben bu tantuni yiyeceğim ben tamam yiyelim dedi. Abi yani abi, ben Mersin'e şey gelmişken de tantuni yemeden şey olmaz yani. Açık açık konuşmak istiyorum. Evet abi. Mersin'e ne muzlu süt içmeye ne sıkma yemeye ne o sabah içtiğimiz karışık çorbayı içmeye ne de herhangi başka bir şey yemeye gelmedim. Sade ve sadece tantunimi yemeye geldim. Arkadaşım 33 yaşındayım. Hayatımda iki günü bekledim. Bir, evleneceğim kadını ve günü ki onu buldum. Geçtik. İkinci gün geldi. Tantuni. O zaman arkadaşlar bugün, sizler tantuni. De yorumlara burada. Yediğiniz ve önerebileceğiniz en iyi tantunileri yerini yazın abi. Bu arada tamam. İyi ki doğdun Fatih'le yazın. Yani. Yanlış anlaşılmasın. Mersin'de tantuni yemeği. Ama biz yine yani de tantuni daha çok yedim. Çok seviyorum. Birçok öneride bulundular. Biz de en çok öneride bulunulan isme gidiyoruz. Memoş tantuniye geçiyoruz. Evet yani yanlış anlaşılmasın. Yasin denildi, Hasan Usta bir sürü isim verildi. Hepsi iyi ama en çok Memoş denildiği için Memoş'a gideceğiz. Bir bakalım. Hadi orada geçelim. Orada senin yorumunu çok merak ediyorum. Kesinlikle. Bekle. Beni bekle. Seni. Evet. Ejder meyveli atom. Atomlandırdı benim biliyor musun? Evet. Memoş tantiniye geldik arkadaşlar. Memoş tantiniye girmeden önce şurada bir seyyar. Dur. Evet. Ben de o dikkatimi çekti. Ona evet. Bakalım mı? Seyyar gördük. Bilal'e bak. Eli ayağı tutuyor. Tantiniye girmedi ama biz bir seyyara gireceğiz abi. Ben seyyar hastasıyım. Hani kapalı mı? Kapalı. Kapalıymış arkadaşlar ama yenirdi ya. Selamünaleyküm. Abi biz İstanbul'dan tantuni yemeye geldik. Arkadaşımız da uzun süredir tantuni yemiyor. Sizin tantunisi yemek istediği için buraya getirdik. Doğru abi. Umarım izniniz vardır. Aynen. O zaman biz birer tantuni istiyoruz abi. Nasıl? Bunun yapılışını çeker misin? Evet abi. Abi çok iyisin ya. Ben şu ana kadar yediğim en iyi tantuniyi İstanbul'da yedim. Acaba şu an Mersin'de yiyebileceğim mi onu çok merak ediyorum. Bak abi, yemin ediyorum ben tantuni aşığı bir adamım. Bana dediler ki, bunu İstanbul'da yedin ya, bunu beğendiysen Mersin'dekini ölürsün dediler ya. O kadar fark var mı gerçekten? Buradan ayrılamayacaksın şimdi. Ya o kadar fark var mı gerçekten aynen. Ya? Abi şu an çok merak ettim ya. Şu an titriyorum heyecandan. Neyse, tamam. Gel geçelim yerine siparişimizi verelim. O senin mi? Yok benim siparişim gelmedi. Evet, Bilal'in siparişlerine geldi. Farklı bir şey mi söyledin? Sadece domatesi söyledim ben. Domatesi var, maydanozu söyledim. Bilal'in yorumu daha önemli olduğu tek için... Tek lavaş söyledim. Ben başlıyorum. Evet, yani müsaadenle. Ben de başlayacağım ama senin yorumunu gerçekten merak ediyorum. Tabii 12 yıllık hasrete değecek mi, değmeyecek mi çok merak ediyorum. Tabii ki. Yani, aynen. Anlamaya çalışıyorum. Bunu böyle yiyeceğim. Anlayamadım ben. Neyini anlayamadım oğlum? Yarısı bitti. Ben şu an anlayamadım, bakıyorum da. Tamam abi. Bak, bak. Bak. Tantuni'nin dibi akacak abi. Biliyor musun? Bak. Evet, kesinlikle haklısın. Tantuni'nin şöyle dibi akacak. Dibinin akması ne anlama geliyor ben bilmediğim için? Bol sos. Ben şu an üzgünüm mesela döküldüğü için. Çok iyi. Ciddi misin ya? Çok iyi. Ben bir tane daha alacağım. Daha çok iyi ya. Ya şöyle söyleyeyim, bilmiyorum yankıdan anlaşılacak mı? Ben tantuni en fazla bir tane yiyebiliyordum İstanbul'dayken. Burada ikinciyi ve üçüncüyü yerim. Çünkü gerçekten özel bir lezzet bence. Ve hatta son olarak şunu ekliyorum. Tantuni Mersin'de yenir.net. Bir tane daha. Aynısından. Aşkına bir sır gibi senelerce sakladım. Abi bu kadar. Tantuni çok iyi. Birer tane daha patlatacağız. Bu arada fiyatını öğrenmedik. Bir fiyatını öğrenebilir miyiz? Abi ben bayıldım tantuniye. Bir tane tantuni, iki tantuni. 44 TL. 44 TL. Ne diyorsun? Ciddi 44 TL. Evet, 44 TL. Bir tanesi.
Abi et var içinde, çok normal değil mi? Lahmacun Göktürk'te, Erdal Şef'te, bir lahmacun 15'te. Oradan pay biç. Saçmalama. Yanlışın var. Mümkünatı yok. Saçmalama artık ya. 50 TL işte. Ne fark eder? 2 lahmacun söyledim, 200 lira ödedim lan orada. 50 lira lan bir lahmacun. Ben puanımı vermeyi unutmuşum, puanımı vereyim dedik. On üzerinden 10. Hayatımda yediğim en iyi tantuniydi. Ben hayatımda tantuni yememişim. Heh. İstanbul'da başka bir şey yemişiz biz. 10 üzerinden 3. Niye? 10 üzerinden 3. Niye? İstanbul'dakiyle aynı. Kendi fikri bir şey diyemem. Benim kendi herkesin kendi damak lezzeti var. Sen de mesela şırdanı beğenmiyorsun. Sırf bana zıtlık olsun diye. Tantuni ama sever. Gerçekten de beğenmemiş olabilir. Tantuni sever. Tantuni yer. Tantuni severim bu arada, evet. Bilirim. Benim bu arada tadına 3 değil. Kıyaslama yapıldığı zaman İstanbul'la aynı oranda hani. Tadına aynı ne kadar değil. Veriyorsun? Tadına 10 üzerinden 7. Şerefsiz. 7 yani. Ben buradan Adana'da yediğin kebaba 10 puan verdin. Çok mu farklıydı İstanbul'daki kebaptan? Ama bak şimdi sana bir şey söyleyeyim. Senin damağınla, senin şu ağzınla, benim bu ağzım farklı, anlatabildim mi? Benim yorumum olabilir ya. Ben seni çok şerefsiz ve kaypak bir insan olduğuna inanıyorum. Yani. Eyvallah, sağ olasın. Kafalar arkadaşlar, kafalar. 44 lira mıydı tanesi? Bir tanesi 44 lira. Bir tanesi 44 lirayı, ben 28 lira tahminim vardı. Yani sen 28. O zaman iyi olurdu. Peki, ben kaç dedim? Sen 40 dedi. Evet. Ben 15 dedi. Böylelikle fiyatları... Böylelikle Atakan'ın Türkiye piyasasından hiçbir haberi olmadığını... Eti kilosundan bile haberi olmadı. Ben sadece dolar harcıyorum kardeşim. Şimdi kerebitçi Oğuz'a gidiyoruz. Abi çok teşekkür çok ederiz. Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Kerebitçi Oğuz'a gidiyoruz. Bakalım kerebitçi Oğuz'da nasıl bir tat yiyeceğiz. O zaman biraz bir turlayalım mı Mersin sokaklarını biraz? Bir bakalım. Bir hadi gezelim ha. İlk önce gezelim, sonra kerebitçi yiyelim. Badem, gel abi bak. Orijinal bak. Badem. Arkadaşlar şimdi badem sevenler zaten vardır. Bunu buzlu yersiniz, buzsuz yersiniz, normal yersiniz, soyulmuş yersiniz, soyulmamış yersiniz. Ama bademin orijinalini bu masada bulabilirsiniz. En iyi nasıl yenir peki hocam? Bunu köyden topladın değil mi abi? Günlerden ha. Kendi madem. He. Alak mı ya? Bir küçük paket alalım çünkü çok yemek yiyor. Tamam, küçük paket tamam, alalım. Bir küçük evet. Paket alalım abi. 50 lira. Ya senin canın sağ olsun. 100, hadi benden de bir 50, 100 lira olsun. Bu kuş... Erik. 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 Erik üzümü. Kuru erik herhalde. Kuru erik, bağırsakları evet. Çalıştırır bu bak. Evet. Ellerinize kollarınıza tamam. Sağlık. Aa, çok teşekkür ederim. Sen bunu alırsan ben... Ne kadar abi burası? 100. Hepsi 100 lira mı? Hepsi 100 lira. Tamam. Yusuf ver kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah iyi yerlere gelirsiniz. Allah abicim. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. İlk siftahımızı yaptık size. Öyle mi? He. Tamam. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi kolay gelsin. İyi günler abi. Ne? Aha kerebitçi yazıyor. Aha kerebitçi. Evet kerebitçi Oğuz'a. Biz böyle dalıyoruz arkadaşlar gerilla taktiği. Kimseye de sormuyoruz. Biri bir şey derse dönüp gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Kerebiç siz mi bakıyorsunuz abi? Selamünaleyküm abi. Sokak lezzetleri videosu çekiyoruz da Mersin'de abi. Meşhurmuş burası. Kerebiç de çok meşhur dediler. Biz de kerebitçi Oğuz'a geldik. Alo anne. Kerebitçi Oğuz'du değil mi? Sorsun da. Tamam tam konumuna gel. Tamam hadi. Başka şubeniz yok değil mi abi? Hayır. 12 tane şubeniz var. Bunlar aynı değil mi? Kurabiye. Anlatır mısın? Bu kerebiç. Hamuru irmikten. Hamuru irmikten? Evet. Süt yok, yumurta yok. Süt yok, yumurta yok. Sadece ya su, irmik. Peki şu ne abi? Bir tane birinci babur, bir tane. O bir tane kaldıysa ben onu alayım. Onu ben alabilir miyim? O bir taneyi ben alabilir miyim abi? Arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Bak, ben İstanbul'dan buraya kerebiç geldim. Sadece özellikle ben geldim. Ama bir dakika. Onun bak onun hakkı bende. Yok başka atmak. Tamam Fatih'le ben kaldım. La ben yiyeceğim, bir tane var zaten. Evet. Bir tane şundan, bir tane de ondan alalım biz. Yolmaz mı? Evet. Abi sen Oğuz sen misin abi? Oğuz bak orada şey, rahmetli Oğuz. Şunu atıyoruz. Aa tezgah seyyar başlamış. Önceden seyyar başlamış, sonradan dükkana geçmiş evet. Arkadaşlar. Abi niye döktün? Abi tabak verecekti ya. Neyse geldi çok şükür. Teşekkür ederiz abi sağ olasın. Bunun bizim için anlatacağın bir hikayesi var mı abi yoksa dümdüz kerebiç mi diyoruz biz buna? Hikayesi 35 sene öncesinden kerebiççi Oğuz kendisi yani burayı mal etmiş. Evet. Patent onayı. Adana'da şubesi var, Tarsus'ta var. Yani 12 tane şube var şimdi. Çok iyi abi. Evet abi, deniyoruz şu anda. Bir tane bir tane. İçecek almam lazım içecek. Bu ne oğlum? Bambaşka bir şey ya.
Bu ne onu? Güzelmiş lan. Bayıldım diyebilirim yani. Krem şanti. Krem şanti bu. Hayır, köyden gerçeği değil yani. Krem şanti değil. Ama sen şey tehdit edersen adam yorum yapamaz ya. Çayın var mı? Çatal alabilir miyim? Su alırız abi. Su alalım. Arkadaşlar bakın. Evet. Şu an abartmıyor. Bak ömrü hayatımda yediğim en iyi tatlı. Bunun var ya havuçlusu olsun rekor kırar biliyor musun? Bak, havuçlusu. Bu daha gelişecek bu arada. Evet. Haberin olsun. Bak yemin ederim bu videodan sonra herkes kerebiççi atacak ya. Lütfen beni dinle abi. Türkiye neden duruyor? Abi kerebiççi açın. 3 tane abi enfes ya. Abi öyle bir şey yok. Bak şaka yaptığımı düşünüyorum. Baki ver kamerayı. Nasıl çözdüm hemen? Evet. Ye Baki'nin tepkisini alacağım. Ye bir. Bekle dur ilk Baki'si. Ye abi sen. Abi dur. Doğru, gerçekçi yorumunu yap. Ne diyorsun abi? Evet. Ağza girdiği andan itibaren. Gel Yusuf, gel. Dur. Baksın oğlum, adamın rengi değişti lan. Yusuf ye bir. Bu videonun başlığı, bak. Ne biliyor musun? Kerebiç Oğuz. Ben başka bir şey demiyorum. Bu videonun başlığı kerebiç. Dur abi, evet. Yusuf. Evet. Krem şanti çok fazla abi. Ne? Beyaz çok fazla. Beğenmedin mi gerçekten? Tatlı güzel, krem şanti fazla yani. Bilal abi ya. Siktir İstanbul'a gidiyorum. Bir tanesi ne kadar abi bize vermiş olduğun? Şöyle porsiyon 3 tane var porsiyonda. Bir porsiyon tamam, bir porsiyon kaç tane var? 35 lira. 35 lira. Cevizli olan ne kaç paraydı? O 10 lira. 10 lira. 10 lira. Yani. Hani 35 lira borcumuz var sana. Bir de sular var. Abi. Tamam lan buyur. Yok yok hayır abi olmaz abi. Biz tamam, hiçbir öyle bir şey yapıyoruz. Zaten 50'ydi 50 lira versen yeter dedi. Ben de 60 diyorum. Çok teşekkür ederiz bu lezzetle tanıştığınız için. Çok teşekkür ederiz. Mersin'e geldim ve kerebiççi Oğuz'a abi uğrayın. Yalan şaka yapmadım yani öyle abartılıyım. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizce finale gelmek üzere miyiz? Tatlımızı yedik çünkü. Evet. Final. Tatlı finalin habercisidir. Evet. Finalde nereye gidiyoruz peki? Sürpriz bir yere gidiyoruz abi. Ben kimse... Mersin... Bak abinin nasıl şaşırdığını görüyor musun? Yok ya şaşırdım ya. Mersin. Son olarak sürpriz bir, evet, sürpriz bir yere gideceğiz. Hadi oraya geçelim. Hadi götür. Ben de çok meraklandırdın lan Fahri. Çok teşekkürler. Bu neydi ya? Bu neydi abi? Sizi çok önemli bir yere getirdim. Ne önemli neymiş? Gerçekten Mersin'e Tarsus'a gelip de bunu yemeden dönmemeniz lazım. Ben daha önce yedim. Ne kanka ne? Nasıl yani? Yalan konuşmuyorum. Oğlum ne? Yalan konuşmuyorum. Ne yalan konuşuyorum? Tarsus'a ne zaman geldik? Tarsus'a ben geldim kendim şahsen. Ha sen kendin evet. Geldin. Söyle bakalım nasıl yalan konuşuyorsun? Biz Mersin'e İftira ilk defa... İftira attın bana. Hayır Mersin'e... Özür dile şimdi kamerada. Mersin'e ilk defa geldin. Özür dile. Sen Mersin'e ilk defa geldin diye bu adam da ilk defa mı gelmiş oluyor? Bu adamın kendi uçak parasını şahsen... alamıyor mu? Gelemiyor mu? Evet. Şahsen gittiğim her yere siz de gittim. Tamam tek gittiğin yerlerde olmadı. Olmadı. Saçmalama. Ya senin yalanlarını buradan aşağı alayım. Mersin tantuninizin içine doğru atayım. Dürüm yapıp yiyeyim. Peki sen onun Tarsus'a daha önce geldiğine inanıyor musun? Kardeşim gel sen gel. Abi yine çok mutlusun. Selamünaleyküm, merhabalar. Merhabalar. Sizi çok özel bir yere getirdim. Bak bana inanmıyorsunuz ama. Kardeşim burası çok meşhur bir yer değil mi? Sen bana onu söyler misin? Dünyadaki en lezzetli lahmacun burada. Tarsus'a özel fındık. Sen ne zamandır burada çalışıyorsun? 1,5 yıldır. Dünyadaki en lezzetli lahmacun burada evet, diyorsun ha? Evet, yok. En iyisi burada. Tamam. Lahmacuncu mu aydı burası? Almanya'dan, Hollanda'dan gelenler bile var. Allah Allah. Sen yap ya. Tamam, ben ayarlıyorum. Yapalım. Fatih Yasin'in önerdiği bir tamam, yer. Gittiğimiz yerlerde en beğendiğim yer çorbacı oldu. Şu anda siz Mersin'den çıkarken pişman olmayın diye burada bir bu lahmacunu yemeyiz lazım. Final ediyorsun, burada yapalım dedi. Ya Mersin'e bir ekstra bir puan verin diye. Allah razı olsun. Ne diyeyim ne? Kardeşim? Başka bir şey diyemezsin de. Allah razı olsun. Oh be sağ olsun. İyi ki geldik ya. Ben zaten mutluyum ki tantuni yemişim daha. Ne kadar mutlu olabilir ki yani? Mersin'e gidip tantuni yedim. Daha da mutlu olacaksın Bilal. Ben mutluyum. Buna güvenebilirsin. O kerebiççiyi nasıl abarttıysanız... Demek ki... O kerebiççiyi nasıl abarttıysanız... Mersin sana diyor. Kerebiççiyi kim abarttı lan? Sen abarttın. Kerebiççiyi kimse abarttı. Kerebiççiyi abarttın. Yok hiç abarttı. Çok abarttı abi. Yok hiç abarttı. Kerebiççi dünyanın en iyi tatlısıydı yani. Ben hala da onu demek ki kendisi Mersin'den mutlu ayrılmamış ki bizi de öyle zannediyor. Hayır. Ben gayet mutluyum. Hayır. Mersin benim bir numaram şu an. Ne? Evet. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Mersinlilere cevap ver. Mersinlilere hiçbir şey diyemem. Mersinlileri canım ciğerimdir. Hepsini çok severim. Ama şunu söylemek istiyorum. Lezzet bakımından baktığımda Mersin'e özel ekstra yöresel lezzetleri tadamadım ben. Yani tam tatmin olamadım yani. Bence Mersinliler de tam tatmin olamadı. Bence onlar da şey diyecekler. En yanlış yerleri gezdim falan diyecekler diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Yorumlarda bekliyoruz. Zaten yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Kötü yerleri gezdiysek de veya eksik gezdiysek siz yazın. Şuraya gitmeliydiniz vesaire gibi şeyleri yazabilirsiniz. Evet, siz zaten çok biliyorsunuz ya.
Geldi efendim. Daha yemekler gelmemiş ama. Eyvallah. Fırından çıkar çıkmaz da lahmacunlarımı getirelim. Tamam. Afiyetler olsun abi. Sağ olasın. Bu herhalde Bilal Hancı var diye böyle fazla. Yok, ben buraya daha önce geldim. Burası çok iyi yapıyor lahmacun. Ne zaman geldin lahmacun? Fotoğrafım var aşağıda, göstereceğim. Tamam, ne zaman geldin? Ne oldu? Oldu biraz. Mekanın girişinde Fatih ile fotoğraflar var ya. Görmedin mi? Bak bak. Kuş gözü. Ne hocam? Kuş gözü. Kuş gözü mü? Has. Bu da fındık lahmacun. Evet. Bu da has olan. Bu da fındık lahmacun. Evet. Bu da güveçte patlamalımız. Bu da tereyağlı olan. Şuraya koy. Baba, görüntü güzel. Lezzet daha güzel. Lezzet daha güzel. Kuş gözü var Reş, şunu bir ye. Şunu bir ye, bayılacağım. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mersin sokak lezzetleri bence başlı başına burası. Gerçekten öyle. Bu ne? Fındık. Fındık lahmacun. Bundan ya. Lahmacunu merak ettim. Oy, lahmacun da çok güzel. Peki normalde bu kadar kıyma koyuyorsunuz mu? Biz geldik diye mi? Normalde klasik koyuyoruz. Standart abi, bizde standartın üstü olmaz. Standart bir şekilde. Altı da olmaz diyorsun. Aynen. Daha bu başka ve güzel bir şeymiş. Beğendim. Oh be. Ulan Fatih. Gerçekten. Buraya daha önce geldim mi bilmiyorum ama. Göstereceğim, aşağıda fotoğrafım var diyorum sana. Bilal'cim ya, öyle bir şey yok. Tamam kardeşim. Bizde yalan yok kardeşim. Tamam dur, öveceğim seni. Bir dur iki dakika ya. Allah Allah. Allah Allah. Buraya daha önce geldim bilmiyorum ama iyi ki geldin. Güzel bir yer. Humus, ben humusu sevmem normalde. Orada yediğimi de beğenmiştim. Bir de buradakini böyle biraz fazla baharatı olan. Aa. Buna gir, buna gir. Buna gir, bu bambaşka bir şey. Ne o? Bak, bu bambaşka bir şey. Pastırma mı var? Enfesmiş abi. Bir de şundan bakayım humusa. Harbiden çok iyi lan. Önemli bir susuzluğu. Ben bir şey diyeceğim. İnce bir şey. Bir şey diyeceğim. Eğer içindeki malzemeyi video çekiyoruz diye fazladan koymadıysanız, ben objektif adamım, her şeyi kitabın ortasından koyuyorum. Yani evet. Evet. Önümde dediğim en bol malzemeli... Standart. Tamam, en bol malzemeli lahmacun yiyorum. Ama porsiyonu 280 TL kan. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Etiler kebapçıda dedim, Nusret'in kebapçıda. Orada bile bu kadar. Porsiyonu ne kadar? Fındık lahmacun 70 lira. Kuş şunun tabağı mı? Evet. Bu. Sağ tarafta dahil. Bu kaç para? 1 kilo et var zaten. 85. Çok iyi lan. 1 kilo et var, vallahi var. Çok iyi. Uygun. İşte ben o yüzden kantoneye 15 lira. Çok lezzetli olur. Bak tarzı seni mi kıracağım lan? Seni mi kıracağım lan? Pastırmalı olan ama. Evet. Ulan bak, sizi mi kıracağım? Şöyle. Bak. Tarsus olur. Çok iyi. Afiyet olsun abi. Çok iyi. Şunu söylemek istiyorum 10 saniye sizi yemeğe izlerken. Mersin'e niçin gelirsin? Hani iş anlamında, ödene bir gezi. Tarsus İspanyol ile maça gelirsin. Atıyorum, sallıyorum. Geldin mi uğra, sofi ol. İş gezisine geldin, Tarsus'a gel, ye. Ama dediğim gibi, geldiğinizde malzemenin içini bu kadar fazla bulamazsanız bana kızmayın. Gel buraya. Laf edeceğiniz zaman burada. İşletmenin sahibi. Gerçekten helal olsun. Malzemenin bolluğuna hayran kaldım, lezzetine ayrı hayran kaldım. Ben 10 üzerinden 10 puan veririm, samimi. Ufak bir tatlımızı yeriz, başka da hiçbir şey istemiyoruz. Burada da çay varsa Mersin sokak lezzetlerini bitireceğiz tatlıdan hemen sonra. Evet. Son olarak tatlımızı deniyoruz. Ve neydi bu tatlının ismi abi? Kaymaklı kadayıf tatlısı. Kaymaklı kadayıf. Çok güzel. Güzel. Böylelikle Mersin sokak lezzetleri videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Sonuna gelmeden önce biz Fatih Yasin'in de aynı zamanda doğum gününü de kutluyoruz. İyi ki doğdun Fatih. İyi ki doğdun Fatih. Kaç oldun üfle? İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi üfle. İyi ki doğdun Fatih. Abi iyi ki doğdun. Eyvallah kardeşim. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler, sağ olasın. Gel misin pastan? Fatih lan. Evet. Ben dedim işte dedim Fatih mi? Burada. Ama o gün de aynı tişörtü giymiş herhalde. Saçlar da aynı, sakal saçlar da aynı. Saçlar aynı değil. Lan helal olsun Fatih'e.